Evet, sevgili arkadaşlarım, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve bunların çözüm yöntemleri ile ilgili ders videomuzda karşınızdayım. Sağ üstte bulacağınız kartlardaki daha önce anlatmış olduğum videoda diferansiyel denklemlerin sınıflandırmasını görmüştük. Oradaki iki sınıflandırma diferansiyel denklemin mertebesi, iki sınıflandırma diferansiyel denklemin mertebesi ve diferansiyel denklemin lineer olup olmamasıydı. Tabii başka sınıflandırmalar var ama ikisi buydu. Şimdi bu anlatacağım bölümde uygulamada da çok sık karşılaştığım ve yine o videoda üç farklı fiziksel problem çözümünde de karşımıza çıkan birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler sıklıkla karşılaştığımız diferansiyel denklem tipidir. Ve burada anlatacağım çözüm yöntemi bütün birinci mertebeden ve lineer diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanabileceğimiz bir yöntemdir arkadaşlar. Birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklemin genel yapısı şu şekildedir. Y'nin türevi artı qx y eşittir ve x şeklinde tanımlayabiliriz. Burada q ve r fonksiyonları arkadaşlar her ikisi de x'e bağlı fonksiyonlar olabileceği gibi buradaki x'i bağımsız değişken olarak söylüyorum. Yani bu diferansiyel denklemi çözümünden elde edeceğim çözüm fonksiyonu x'e bağlı bir çözüm fonksiyonudur. Burada q ve r bu bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlar olabilecekleri gibi aynı zamanda sabit sayılar da olabilirler. Bunlar yine birinci mertebeden lineer diferansiyel denklem olmaya devam ederler. Bu çözüm yönteminin esası şudur aslında arkadaşlar. Eğer denklemin sol yanı tek bir terimin türevi şeklinde ifade edilirse, işlem basitleşir arkadaşlar. Yani biz bu denklemin sol tarafını tek bir terimin türevi şeklinde ifade edecek bir çarpan arıyoruz. Bu durumda denklemi bu biçime getirecek bir mu x integral çarpanı nedir? Yani arayacağımız şey denklemi bir çarpanla bu şekilde bir çarpanla çarptıktan sonra denklemin sol yanı tek bir terimin türevi şekline gelecek. Yani biz geleceğiz diferansiyel denklemi bu integral çarpanıyla çarpacağız ve nihayetinde isteyeceğimiz şey şu olacak. Denklemin sol yanı bu integral terimiyle aradığımız çözüm fonksiyonunun çarpımı tek bir terimin türevi olacak. Bu tek terimin türevi de o zaman ne olacaktır? Çarpı y'nin türevi artı mx'in türevi çarpı y olacaktır. Yani istediğimiz şey denklemin şu sol yanının burada gösterdiğim tek terimin türevi şekline dönüştürmek. Yani bu ifadeyle şu ifadenin birbirlerine eşit olmasını istiyorum. Şimdi bu iki ifadeye de bakalım. Şimdi bakın şurada bu terimler aynı. Bu terimler aynı. Bu eşitliği sağlayabilmek için bu terimler aynı. Bu terim ile bu terimin
aynı olması gerekir. Bu eşitliği, bu istediğimiz koşulun sağlanabilmesi için. Bu durumda şu olacaktır. Y eşittir. Mün türevi çarpı Y olmalıdır. Niye olmalıdır? Ancak bu koşullar altında denklemin sol yanı bu integral çarpanı çarpı çözüm fonksiyonu aradığımız çözümünü aradığımız fonksiyonun çarpımının türevi tek bir terimin türevi oluyor ve ancak bu koşul sağlandığında bunun gerçekleşebileceğini görüyoruz. Bu durumda bakın buna nasıl bir ifade çıktı karşımıza? Mü'nün türevi bölüm mü x eşittir. Qx olacaktır. Oradaki y'ler sadeleşti arkadaşlar. Bu şunu ifade etmektedir. Elimizde bir mü türevi var. Onun eleninin x'e göre türevidir arkadaşlar bu ifade. Bu Qx'e eşit olacaktır. Yani bir fonksiyon türevi bölü fonksiyonun kendisi o fonksiyonun eleninin x'e göre türevine eşittir. Ancak burada şuna dikkat edelim lütfen. Buradaki elen ifadesinin içerisindeki mu x fonksiyonunun mutlak değer içinde olduğuna dikkat edin. Çünkü ancak pozitif bir fonksiyonun eleni vardır ya da pozitif değere sahip olan bir fonksiyonun eleni olduğu için mutlak değerin içerisindedir o. Dolayısıyla elen mu x eşittir integral qx dx artı bu integral sonucunda ortaya çıkacak bir integral sabiti vardır. Bu işlemin neticesinde integral sabitimiz şöyle çıkar. Mu x ifademiz şu olacaktır. E üzeri integral qx dx. Evet, bu şekilde elde etmiş olduk. Peki niye integral sabitini işin içine katmadık? Onu kısaca şu şekilde ifade edeyim. Herhangi bir başka bir v x fonksiyonunun ifadesi şu olsun. C1 olsun. Bakın şuradakinin aynısını yazdım ama bu sefer mu x değil burada bir v x diye bir şey tanımladım. Dolayısıyla bu v x fonksiyonu yukarıda yaptığım gibi e üzeri qx dx artı c1 olacaktır. Bu vx fonksiyonu e üzeri c1 çarpı buraya zaten az önce biz mu x demiştik. Mu x olarak bırakalım. Şu e üzeri c1 yine bir sabit sayıdır arkadaşlar. O yüzden ona c2 diye bir tanım yapabilirim. C2 çarpı mu x oldu. Yani integral çarpanı dediğim şey bu durumda bir x fonksiyonunun bir sabitle çarpımı oldu. Evet, şuraya az önce mu x dediğimize dikkat edelim. Şimdi diferansiyel denklemimiz de şu şekildeydi. Qx, y, rx. Ve ne istiyorduk? Diferansiyel denklemin sol tarafı tek bir terimin türevi olsun. Onun için de bu bulduğumuz çarpanımız c2 çarpı mu x çarpı y'nin türevi olacaktır bu arkadaşlar. Aynı integral çarpımı eşitliğin diğer tarafıyla da çarpacağız. Bu olacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar c2 bir sabit olduğuna göre birbirlerini burada yok edeceklerdir. Yani bu ifade dolayısıyla mu x çarpı y türevi
Mu x çarpı rx olacaktır. Yani bu sebepten dolayı integral sabitliğini integral çarpanını nihayetinde bulduğumuz integral çarpanı denkleminde dikkate almadık. Yani şuradaki integral sabitini nihai denklemde dikkate almadık. Onun nedeni de buradaki izah ettiğim bu nedenden dolayı. Denklemin sağ tarafı her koşulda pozitif olacağından arkadaşlar, oradaki mutlak değer ifadesini her zaman kullanmamıza gerek yok. E üzeri integral qx dx, o zaman integral çarpanımız olacaktır. İntegral çarpanı. Bu durumda şöyle olacak. Mu x çarpı y'nin türevi eşittir. Mu x çarpı rx olacaktır arkadaşlar. Mu x çarpı sağ tarafın x'e göre integrali ve bu integral sonucunda elde edilecek bir integral sabitidir. Dolayısıyla y fonksiyonu 1 bölü mu x integral mu x rx dx artı c1 olacaktır. Yani aradığımız çözüm fonksiyonu dolayısıyla bu şekilde elde edilmiş olacaktır. İntegral çarpanını bulduktan sonra bu integral çarpanını bu denklemde kullanarak çözüm fonksiyonunu bulabileceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar bu. Şimdi bunu bir örnek üzerinde görelim. Örnek fonksiyonumuz şu şekilde. Y'nin türevi artı 1 bölü x y eşittir 9x olsun. Diferansiyel denklemin öncelikle birinci mertebeden ve lineer bir diferansiyel denklem olduğuna lütfen dikkat edin. Birinci mertebe lineer diferansiyel denklemdir. O zaman bu anlattığımız çözüm yöntemini kullanabiliriz. Ancak şu da var, sordu, onu da yazayım. X'in 1 olduğu yerde y 2'ymiş. Peki, integral çarpanı mu x neydi ifademiz? E üzeri integral qx dx'ti. Burada qx'in arkadaşlar 1 bölü x ve rx'in de 9x olduğuna lütfen dikkat edin verdiğimiz şablona göre. O zaman e üzeri integral 1 bölü x dx, bu da e üzeri ln x olur. Yani doğal logaritmik sayısının üzerinde bir ln ifadesi varsa oradaki değişken direkt olarak dışarıya çıkar ve integral çarpanımız sadece 1x olur. Çözüm fonksiyonumuz ise 1 bölü integral çarpanı çarpı integral çarpanı rx dx artı integral sabitiydi arkadaşlar. O zaman 1 bölü x integral çarpanımız x çarpı rx ifademiz, görüyorsunuz, 9x dx artı c1'dir arkadaşlar. Evet, içerideki integral işlemini yaptığımızda orada 9x kare var arkadaşlar. Bunun integrali 9x küp bölü 3'tür. Dolayısıyla 3x küp kalır artı dışarıdaki integral sabiti. Buradaki integral sabitinin burada olmasının nedeni bu integral işlemi sonucunda çıkacak bir sabit olmasıdır. Yani ayrıca tekrar bir integral sabiti yazmaya gerek yoktur.
düzenlediğimizde bu 3x kare artı 1 bölü x c1 olacak. Şimdi bakın, sonuçta birinci mertebeden bir diferansiyel denklem olduğu için tek bir integral sabiti çıkar. O da c1'dir. Elde ettiğimiz çözümün içerisinde keyfi sabitler varsa bunun gibi buna genel çözüm diyorduk. Genel çözüm. Genel çözümle özel çözüme geçebilmek için bir başlangıç ya da sınır şartına ihtiyacımız var. Buradaki başlangıç şartımız x'in 1 olduğu yerde y 2 imiş. Dolayısıyla 2 eşittir 3 çarpı 1'in karesi artı 1 bölü 1 c1. Buradan c1'i eksi 1 olarak buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla çözüm fonksiyonumuz 3x kare artı eksi 1 bölü x olacaktır. Bu da bu başlangıç şartına göre genel çözümler elde ettiğimiz özel çözümdür. Şimdi şuna dikkat edin. Genel çözümden sonsuz adet özel çözüm türetilebilir. Bu probleminize ait başlangıç koşuluna bağlıdır. Ama bu elde ettiğimiz özel çözüm tektir artık. Bu başlangıç çözümüne göre bu diferansiyel denklemin çözümünde elde edilen tek çözüm budur. Şimdi başlangıçta verdiğimiz diferansiyel denklemin şu olduğunu unutmayalım. 1 bölü x, y eşittir 9x. Şimdi bu elde ettiğimiz çözüm fonksiyonunun bu diferansiyel denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol edelim beraberce. Ne yapacağız? Çözüm fonksiyonunun x'e göre türevi 6x artı 1 bölü x kare olacaktır. Artı 1 bölü x çarpı 3x kare eksi 1 bölü x neye eşit olmak zorunda? 9x'e. Yani karşı tarafı karşılamak zorunda. 6x artı 1 bölü x kare artı 3x eksi 1 bölü x kare eşittir 9x. Evet, bakın. Bulduğumuz yx çözüm fonksiyonu diferansiyel denklemi sağlamaktadır arkadaşlar. Yani doğru bir çözüm fonksiyonu bulduğumuzu bu sayede de görebiliyoruz. Bir de bu diferansiyel denklemin çözüm aralığına bakalım. Şöyle ki diferansiyel denklemimiz şuydu, buydu. Burada qx fonksiyonunun 1 bölü x ve rx fonksiyonunun 9x olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Şimdi bakın rx fonksiyonu x'in eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında tamamen tanımlı bir fonksiyondur. Ancak qx fonksiyonu arkadaşlar dikkat ederseniz qx x eşittir sıfırda tanımsızdır. Tanımsızdır. Dolayısıyla bu diferansiyel denklemin çözüm aralığı eksi sonsuz küçük x küçük sıfır, sıfır küçük x küçük sonsuzdur. Yani bu diferansiyel denklem süreksiz bir fonksiyondur. X'in sıfır olduğu bir yerde tanımsız bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. Şimdi birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin özel bir uygulaması olan sağ tarafı sabit ve sabit katsayılı diferansiyel denkleme bakalım. Böyle bir diferansiyel denklemi şu şekilde tanımlayabiliriz. Burada A ve B arkadaşlar, A ve B sabit sayılardır. Yani daha önceki tanımımızda QX ve RX terimlerini kullandık. Ancak burada
Katsayılar değişken değil, sabit. Aynı zamanda diferansiyel denklemin sağ tarafı da yine sabit bir sak. Buradaki bağımsız değişkenimiz örneğin t olsun, yani y fonksiyonu t bağımsız değişkenin bir fonksiyonudur ve t'nin sıfır olduğu yerde de y sıfır değeri vermiş olalım. Şimdi ne yapıyorduk? Eşitliğin sağ tarafını tek bir terimin türevi haline getirmek için integral çarpanını arıyoruz. İntegral çarpanını arayalım. Bağımsız değişkenimiz t idi. İntegral çarpanı ifademiz neydi? Doğal logaritmik sayı q fonksiyonunun bağımsız değişkene göre türevi. Bağımsız değişkenimizin t olduğunu bir kez daha söylüyorum. Burası pt, burası rt oluyor bu durumda. Her ne kadar bağımsız değişkene bağlı olmasa, sabit sayılarda olsalar bu şekilde tanımlayabiliriz. E üzeri integral a çarpı dt'dir arkadaşlar bu. Dolayısıyla e üzeri integral a çarpı t olur. A çarpı t olur. Genel yaklaşımımız nasıldı? Diferansiyel denklemimizi bu integral çarpanıyla çarptığımızda, bu integral çarpanıyla çarptığımızda, evet, bu ifadede eşitliğin bu sol tarafının tek bir terimin türevi olmasını istiyorduk. Tek bir terimin türevi, bağımsız değişkene göre türevi. O da integral çarpanıyla çözüm fonksiyonu aradığımız fonksiyonun türevi olmasını istiyorduk. Eşitliğin bu tarafı da aynı şekilde kalmaya devam edecek. DT'yi karşı tarafa attığımızda bu tarafta, karşı tarafı ise μt çarpı b çarpı dt'nin türevi olacaktır arkadaşlar. Her iki tarafın integralini aldığımızda bu tarafta μt ifadesini yerine koyabiliriz arkadaşlar. E üzeri at o. İntegral çarpanı ifadelerini yerine koyalım. E üzeri at y eşittir integral e üzeri at çarpı b dt olacaktır arkadaşlar. Her iki tarafın integralini aldığımızda sol taraf direkt dışarıya çıkabilir, eşittir. Bu tarafta ise b bölü a e üzeri at artı c1 integral sabiti gelir. Dolayısıyla buradan y'yi yalnız bıraktığımda b bölü a artı c1 e üzeri eksi b eksi a çarpı t kalacaktır. Evet, yani bu bize nasıl bir kolaylık sağladı? Şöyle bir kolaylık sağladı. Örneğin şöyle bir diferansiyel denklemimiz olsun. Bakın çözüm artık kolay. Y eşittir. Buradaki b eksi 5'tir arkadaşlar. Pardon, b 3'tür. 3 bölü eksi 5. Eksi 5. Artı C1 E üzeri A terimimiz eksi 5'tir. Orada da bir eksilik var. 5 çarpı T. Yani doğrudan çözümü bu şekilde çok kolaylıkla bu şablonu bildikten sonra çok kolaylıkla elde edebiliyoruz. Başlangıç şartımız şöyleydi. Bağımsız değişkenin sıfır olduğu yerde Y sıfırdı. Dolayısıyla Y sıfır eşittir. B bölü A artı C1 E üzeri eksi A çarpı 0. Buradan C1 arkadaşlar. Y 0 eksi B bölü A olarak bulur. O zaman çözüm fonksiyonumuz B bölü A 1 eksi E üzeri eksi A çarpı T artı Y sıfır E üzeri eksi A çarpı T. Çözüm fonksiyonumuz bu şekilde elde edilebilir. Böyle bir çözümde eğer arkadaşlar
B 0 değerine eşitse, yani homojen bir diferansiyel denklemse, homojen bir diferansiyel denklemse, bakın B 0 olduğunda çözümün ne olduğunu kolaylıkla görüyoruz. B 0 olduğunda bu bölüm gidecektir. Dolayısıyla Y 0 E üzeri eksi A çarpı T değerini elde edeceğiz. Yani sabit katsayılı homojen bir diferansiyel denklemin direkt çözümünü bu şekilde yazabiliriz. Yani şöyle basit bir örnek yazacak olursak, örneğin y'nin türevi artı 2y eşittir 0 ve bağımsız değişken sıfırken fonksiyon 4 değerini alıyorsa, bakın çözüm y eşittir y 0 4 e üzeri eksi at eksi 2 çarpı t olarak doğrudan çözümünü yazabiliriz. Birinci mertebeden lineer, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemin diğer bir uygulaması zaman sabitinin tahmin edilmesi ve buna göre kararlı durumunda tahmin edilmesi. Birinci mertebeden sabit katsayılı, sağ tarafı da sabit olan diferansiyel denklemimize bu demiştik ve bağımsız değişkenin sıfır olduğu durumda y de y sıfır değerine sahip oluyor. Ve bunun çözümü ne az önce gördük. Bunun çözüm fonksiyonu şu şekildeydi. B bölü a 1 eksi e üzeri eksi a çarpı t artı y sıfır e üzeri eksi a çarpı t olarak elde etmiştik. Burada a büyük sıfır olduğunda şuna dikkat edin. T sonsuza gidiyorken arkadaşlar e üzeri eksi a çarpı t sıfıra doğru gidecektir. Yani zamanı sonsuza götürdüğümüzde e üzeri eksi a çarpı t terimi de sıfıra doğru gidecektir. Buna göre aslında e üzeri eksi a çarpı t'nin sıfıra gitmesi durumunda fonksiyonun alabileceği değeri rahatlıkla görüyoruz. Bakın şu sıfıra doğru gider, bu da sıfıra doğru gider. O zaman nihai durumda fonksiyon sadece b bölü a değerini alır. O zaman şöyle yazalım. Buna göre y'nin son değeri, y fonksiyonunun son değeri b bölü a olacaktır. Yani fonksiyon zamanla değişecek ve en sonunda b bölü a değerini alacaktır. Biz buna y'nin kararlı durumu diyelim ve B bölü A olarak tanımlayalım. Yani pratikte zamanı sonsuza götürmek mümkün değildir. Ancak en azından bu sonsuz zaman diliminde fonksiyon alacağı değerin ne olduğunu biliyoruz ve buna ne kadar yaklaşacağımızı buna hangi zamanda ne kadar yaklaşmış olabileceğimizi hesaplayabiliriz. Şimdi fonksiyonu tekrar düzenleyecek olursak, YT fonksiyonu tekrar düzenleyelim. Tekrar düzenleyelim. Şu şekilde düzenleyelim. Fonksiyon B bölü A artı Y sıfır eksi B bölü A E üzeri eksi AT şeklinde düzenlenebilir. Yani dikkat edin, yukarıdaki fonksiyonu bir değişiklik yapmadık. Sadece tekrar düzenledik. Şimdi bakın şunun kararlı durumu olduğunu biliyoruz. Yani son alacağı değer. Bu zaten en başta zamanın sıfır olduğu durumda alacağı değerdi. Burası ise yine kararlı durumda alacağı değer. Dolayısıyla şu ikisinin arasındaki farkı delta olarak tanımlayabiliriz. Yani fonksiyonun ilk değeriyle son değeri arasındaki farktır bu. Buna göre
ET fonksiyonumuz Y kararlı durum artı delta E üzeri eksi AT şeklinde yazabiliriz. Örneğin E üzeri eksi AT arkadaşlar E üzeri eksi 4 olsun. E üzeri eksi 4'ün yaklaşık değeri de 0,02'dir. Dolayısıyla o zaman A çarpı T eşittir 4'tür bu tanıma göre. T 4 bölü A olacaktır. Yani Y 4 bölü A 4 bölü A eksi Y kararlı durum eşittir 0,02 delta olacaktır. Yani burada ne yapmış olduk? Bunu bu tarafa attık. Zamanı 4 bölü A'ya götürdük. 4 bölü A'ya gittiğimizde üst taraf eksi 4'e eşit olur. Orası yaklaşık 0,02'ye eşittir. Ve bu eşitliği elde ettik. Şimdi bize bu eşitlik ne söyledi? Bakın şunu söylüyor aslında. Şöyle ifade edeyim. Şurası Y, şurası zaman olsun. Ve bizim fonksiyonumuz aslında şöyle değiştiğini varsayalım. Başlangıç durumu 0 ve bilmediğimiz herhangi bir zamanda ki biz buna sonsuz zaman deriz. Orada da B bölü A değerini alır. B bölü A değerini alır. Bu ikisinin arasındaki fark, şu ikisinin arasındaki farkı biz az önce delta olarak tanımladık. Şimdi bu son elde ettiğimiz ifadeye bakacak olursak bir 4 bölü A zaman sonunda bahsediyoruz. Yani 4 bölü A zaman sonunda 4 bölü A zaman sonunda örneğin şurada T eşittir 4 bölü A. 4 bölü A zaman sonu da yaklaşık olarak Y'nin şu durumuna gelir. Dolayısıyla bakın şu ikisinin arasındaki farka bakın. Y'nin 4 bölü A zaman sonundaki değeriyle kararlı durum arasındaki fark. Yani şöyle büyüteyim. Bakın şu farktan bahsediyoruz. Bu farka ulaşmak için arkadaşlar %98'ini tamamladık. Geriye sadece %2 kaldı demektir. Yani sonsuz zamana götüremiyoruz ama sonsuz zamanda alacağı değere ne kadar yaklaştığımızı bulabiliyoruz. Dolayısıyla şu şekilde ifade edelim. T eşittir 4 bölü A zaman sonra başlangıç değer ile kalan değer farkının sadece %2'si kalmıştır. %98'i gerçekleşmiştir. %98'i yani o zaman %98'i şurası %2 ise demek ki bu tarafı şurası %98'ini tamamlamış olduğumuz anlamına geliyor. Dikkat edin. Bu ifadeyi şu şekilde de yazabiliriz o zaman. Y 4 bölü A eksi Y kararlı durum bölü Y 0 eksi Y kararlı durum eşittir 0,02. Evet, buradan bu son yazdığım ifadeden de açık bir şekilde görülüyor ki bulunduğumuz zaman şu zaman bu da toplam kararlı durumla başlangıç arasındaki fark bulunduğumuz zamanda %98'ine kadar tamamlayıp %2'sinin geriye kaldığını açık bir şekilde
bu denklemden de görebiliyoruz. Bu durumda arkadaşlar, tau eşittir 1 bölü a ifadesi zaman sabiti olarak tanımlanır. Eğer 4 tau değeri varsa bunun anlamı da ne oluyor o zaman? Kararlı duruma ulaşmak için %2 geriye kalmıştır demektir. Peki illaki 4'ü mü kullanacağız? Hayır, tabii ki mutlaka 4'ü kullanmamız şart değil arkadaşlar. Mesela tek başına tau kullansaydık o zaman %37'si kalmış demektir. Bu anlattıklarıma göre siz kendiniz de bunu çıkartabilirsiniz. Eğer 5 tau değerini kullanmış olsaydık %1 kalmış demektir. Yani %99'unu tamamladık. Artık daha da yaklaştık. Yani şu aradaki farkı daha da kapattık. Kararlı duruma ne kadar yaklaştığımızı görmüş oluyoruz. Evet, bu önemli. Yani kararlı duruma ne zaman ulaşacağımızı bilmek birçok mühendislik problemi ya da bilimsel problem için önemli bir durumdur. Burada anlattığım zaman sabiti bunun hesaplanması için bize pratik bir yol sunmaktadır. Evet, yukarıdaki kartlarda bulacağınız videoda serbest düşme problemi neticesinde bir diferansiyel denklem oluştuğunu görmüştük. M kütleli bir cismi serbest düşmeye bırakıyoruz. Etki eden kuvvetler aşağı doğru yerçekim kuvveti ve bunun ters yönünde bir direnç kuvvetiydi. Newton'un ikinci yasasını kullanarak hızın değişimini veren diferansiyel denklemi buradaki gibi elde ettik arkadaşlar. Buradaki C'de direnç katsayısı, kütlesi, yerçekim ivmesi ve hızın kendisine bağlı olarak geliştiğini de görüyoruz. Şimdi bu diferansiyel denklem birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklem ve bunu şimdi beraberce çözeceğiz. Ancak öncesinde şuna bakalım. Şimdi zaman sabiti ifadesi için ne demiştik? 1 bölü a. Şimdi bu da sabit katsayılı bir diferansiyel denklem. A ifadesi arkadaşlar burada cd bölü m'dir. Dolayısıyla o tanıma göre şurası A, şurası ise B'dir. Bu da M bölü CD anlamına gelir. Yani bunun anlamı şudur arkadaşlar. Daha büyük kütleli bir cisim daha geç kararlı duruma geçer. Daha geç kararlı duruma geçer. Yani hızın serbest düşmeye bıraktığımızda limit hıza daha geç bir şekilde oluşur. Yani bu serbest düşme problemlerinin genel karakteristiği şöyledir arkadaşlar. Şurası T. Şurası ise hız olsun. Sıfır zamanda sıfır hızda başlar. Bakın hızlanır hızlanır. Sonra hızlanması yavaşlar yavaşlar. Artık belli bir zaman sonunda doğrusal hale gelir. Yani son durumda, limit durumda hızın ulaşacağı değer belli bir değere doğru yakınsar arkadaşlar. İşte eğer daha büyük kütleli bir cisim söz konusuysa bu kararlı duruma ulaşma süresi artacak demektir. Ya da daha düşük direnç katsayısına sahip bir cisimse yine bu kararlı duruma ulaşma süresi
artacaktır. Limit hızı ulaşma. Buradaki kararlı durumdan kastımız serbest düşme probleminde limit hızı ulaşmak. Limit hızı ulaşması ancak direnç kuvveti ile yer çeki kuvvetinin eşitlenmesiyle oluyor. Daha büyük bir M'de bu eşitleme biraz daha gecikiyor ya da daha küçük bir direnç katsayısında bu eşitleme biraz daha gecikiyor demektir. Şimdi problemimizin çözümüne geçelim. Diferansiyel denklemimiz bir kez daha şu formatta yazayım. Artı CD bölü M ve eşittir G. Şimdi ilk önce integral çarpanını bulacağız. Birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklem olduğu için bağımsız değişkenimiz burada zaman E üzeri integral CD bölü M DT'dir. O da E üzeri integral, evleri integral yok artık. CD bölü M çarpı T olacaktır arkadaşlar. Çözüm fonksiyonumuz ise 1 bölü integral çarpanı integral tekrar integral çarpanı çarpı RT DT artı C1'di arkadaşlar. Yazalım. 1 bölü E üzeri CD bölü MT integral E üzeri yine CD bölü MT çarpı buradaki RT ifadesi denklemin sol tarafındaki homojen olmayan terim o da G yer çekim ivmesi çarpı DT artı C1 olacaktır. Şimdi integral işlemini gerçekleştirelim. İntegral işlemini gerçekleştirdiğimizde n yukarıya gelir. G zaten oradaydı. CD aşağıya gider. E üzeri CD bölü MT artı C1 olarak elde ederiz. Düzenleyecek olursak M çarpı G bölü CD artı C1 çarpı E üzeri eksi CD bölü M T olacaktır. Evet. Bu genel çözümdür. Genel çözümdür. Niye? Çünkü içerisinde integral sabiti yoluyla gelmiş olan keyfi sabitler var. C1 gibi. Bu serbest herhangi bir serbest bu koşullar altındaki serbest düşme problemleri için kullanılabilecek çözümdür ve sonsuz sayıda çözümü barındırır bu genel çözüm. Buna özel çözüme nasıl ulaşabiliriz? O da işte başlangıçta sıfır anında hız sıfır yaklaşımıyla ulaşabiliriz. O zaman sıfır eşittir M çarpı G bölü C'de artı C1 olur arkadaşlar. Üst taraf E üzeri sıfırdır çünkü. Buradan C1'i eksi M çarpı G bölü CD olarak bulabiliriz. O zaman bunu yerine yazıp düzenlediğimde M çarpı G bölü CD 1 eksi E üzeri eksi CD bölü M T olacak. Bu da özel çözümdür. Hangi özel çözüm? Başlangıç anında hızın sıfır olma durumuna göre elde edeceğimiz özel çözüm olacaktır. Şimdi bu çözüme dikkat ederseniz arkadaşlar, T sonsuza gidiyorken E üzeri eksi CD MT sıfıra gider. Dolayısıyla sonsuz zamanda alacağı hız M çarpı G bölü CD'dir. Yani az önce kararlı durumda alacağı hızın ne olduğunu söylüyorduk. Bu değeri alır. Buna limit hız diyoruz. Yani kararlı durumda ulaşabileceği son
Hız budur. Son hız budur. Evet, bir diğer örneğimiz, daha önceki videomuzda da vermiş olduğumuz ısı transferi problemi. T eşittir sıfır anda sıcaklığı 20 santigrat derece olan metal bir bilye arkadaşlar. Adiabatik olarak yaratılmış bir kabın içerisinde bulunan 100 santigrat derecedeki suyun içerisine bırakılıyor. Bu prosesteki diferansiyel denklem, şurada vermiş olduğumuz diferansiyel denklem, şu denklem. Buradaki lambda ifadesi de arkadaşlar, şurada tanımlanmış. Lambda ısı transfer, ısı taşınım katsayısı çarpı bilyenin yüzey alanı bölü bilyenin kütlesi ve özgül ısısına eşit. Onun değeri de 0,1 olarak verilmiş. Bu verilenlere göre 10 saniye sonra bilyenin sıcaklığı ne olacak? Şimdi bu diferansiyel denklemi çözdüğümüzde arkadaşlar, bilyenin sıcaklığının zamanla değişimini veren sıcaklık fonksiyonu elde edeceğiz. Öncelikle şuna bakalım. Zaman sabiti burada 1 bölü lambdadır. 1 bölü lambda da m çarpı c bölü h çarpı a'dır. Dolayısıyla daha büyük kütleli ve daha büyük özgül hacme sahip bir cismin son sıcaklığa ulaşması daha büyük zaman alacaktır. Yani sonuçta bu adiabatik bir sistem, bilyenin limit durumda ulaşacağı sıcaklığın suyun sıcaklığıyla eşit olduğunu kabul edebiliriz. Dolayısıyla daha büyük kütleli ve daha büyük özgül hacme sahip bir bilye daha geç ısınacaktır. Ya da diğer bir ifadeyle ısı taşınım katsayısı ve veya yüzey alanı daha küçük olursa yine bu ısınma süresi gecikecektir. Bize zaman sabiti bunu söylemektedir. Problemimizin çözümüne geçecek olursak, yine bu birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklem. Bağımsız değişkenimiz zaman, e üzeri integral lambda çarpı dt'dir arkadaşlar. O da e üzeri lambda çarpı t olacaktır. Çözüm fonksiyonumuz şu şekildedir. Bu şekildedir. O zaman 1 bölü e üzeri lambda t. İntegral e üzeri lambda t. Buradaki rt dediğimiz şey eşitliğin homojen olmayan tarafındaki ifadesi. Yani o da lambda t sıfır. Ve bunların çarpımın türevi arttı. İntegral sabiti. Bu işlemi yaptığımızda 1 bölü e üzeri lambda t. 1 bölü lambda çarpı e üzeri lambda t gelir arkadaşlar. Lambdalar birbirlerini götürür. Dolayısıyla t sıfır çarpı e üzeri lambda t burada kalır artı integral sabiti. Bunu düzenlediğimizde t sıfır artı integral sabiti çarpı e üzeri eksi lambda t elde ederiz. Bu işlemin sonucunda elde ettiğimiz genel çözüm fonksiyonu olacaktır. Özel çözüme nasıl geçeceğiz? Zamanın sıfır olduğu durumda bilyenin sıcaklığı T1'di. O halde T1 eşittir T0 artı C1 E üzeri sıfır. Dolayısıyla C1 T1 eksi T0 olacaktır arkadaşlar. Yerine koyduğumuzda çözüm fonksiyonu T0 eksi T0 eksi T1 E üzeri eksi lambda T olacaktır. Bu da bizim özel çözüm, bu koşullar altındaki özel çözüm fonksiyonumuzdur. Şimdi bize bunu elde ettik ama bize soruda şöyle bir şey diyor. 10 saniye sonunda bilyenin sıcaklığı ne olacak?
O halde bakın T eşittir 10 saniye sonraki sıcaklığı bulmak istiyoruz. T0 bize 100 santigrat derecede ve T1 de 20 olarak zaten verilmişti. O zaman T10 100 eksi 100 eksi 20 E üzeri eksi lambdamızda 0,1 de çarpı 10. Bunun neticesinde 70 virgül 48 yaklaşık olarak arkadaşlar santigrat derece değerine ulaşmış oluruz. Evet. Şuna bir kez daha bakalım. Şuna bir kez daha bakalım. Şimdi T sonsuza gidiyorken arkadaşlar sıcaklığın T0'a ulaştığına lütfen dikkat edin. Yani adiyabatik bir sistem olduğu için suyun sıcaklığına erişiyor. Yani ulaşacağımız en yüksek sıcaklık suyun sıcaklığı oluyor. Zaman sabiti tanımını anlatırken E üzeri eksi lambda t bu problem için E üzeri eksi lambda t onu E üzeri eksi 4 alırsak bunun yaklaşık olarak 0,02'ye eşit olduğunu görmüştük. O halde lambda t eşittir 4. T eşittir 4 bölü lambda olacaktır. Bu da 4 bölü 0,1 o da eşittir 40 saniye olacaktır. Yani 40 saniye sonunda kararlı durumun %98'i gerçekleşmiş olmalıdır arkadaşlar. %98'i gerçekleştirme. Yani 100 santigrat dereceye ulaşmak için bu problem için 100 santigrat dereceye ulaşmak için %98'ini gerçekleştirdiğimiz anlamına gelecektir. Bu zaman sabiti ifadesini bu şekilde burada kullanabiliriz. Diferansiyel denklemini elde ettiğimiz bir diğer problem bu tuzlu su çözeltisi ile ilgili olan problemdi. Burada tankın içerisinde 150 litre tuzlu su çözeltisi bulunuyor ve tankın içerisine litresinde 1 bölü 5 kilogram tuz olan tuzlu su 15 litre bölü dakika ile giriyor. Çıkışta yine 15 litre bölü dakika ile dışarı çıkıyor. Girme ve çıkma anında çok iyi bir karışım elde ediliyor ve her seferinde tankın içerisindeki tuzlu su miktarı neyse çıkışta da mutlaka o oluyor. Giren ve çıkan hacimsel debiler birbirlerine eşit oldukları için içerideki toplam hacim değişmiyor. Ancak içerideki suyun içerisindeki tuz miktarı girenden farklı olduğu için çıkışta zamanla değişen bir tuz miktarı oluyor. Ona da litresinde 150 litresinde m kilogram tuz olan tuz olacak şekilde bir çıkış sağlanıyor. Kütlenin korunumu ilkesini kullanarak bu çözümün detaylarını diğer videomda bulabilirsiniz. Bu sorunun bu problemin diferansiyel denklem fonksiyonunu bu şekilde elde etmiştik. Yine birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklem bu. Sabit katsayılı birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklem. Şurası fonksiyonun QT ve şurası da RT'si. İntegral çarpanını E üzeri integral QT DT olduğunu biliyoruz. O da E üzeri integral 0,1 DT E üzeri 0,1 T'dir arkadaşlar. Tuz kütlesinin miktarı 1 bölü mü T integral artı C1'dir. Yerine koyalım. 1 bölü E üzeri 0,1 T E üzeri 0,1 T çarpı 3
DT artı C1. İntegral işlemini yaptığımızda E üzeri 0,1T plus E üzeri 0,1T sonucunu elde edeceğiz. Artı C1. 30 artı C1 çarpı E üzeri eksi 0,1T genel çözümünü elde etmiş olduk. Başlangıçta örneğin 5 kilogram tuz kütlesi olsun bu tankın içerisinde başlangıç anında. 5 eşittir 30 artı C1 E üzeri 0. Dolayısıyla C1 eksi 25 olarak buluruz. Özel çözüm fonksiyonu bu durumda 30 eksi 25 E üzeri eksi 0,1 T olacaktır arkadaşlar. Bu da özel çözüm. Evet, örneğin T eşittir 20 saniye sonunda tuz kütlesi ne olacaktır? M20 eşittir 30 eksi 25 E üzeri eksi 0,1 çarpı 20. 26,59 kilogram bir tuz olacaktır. T'nin sonsuz zamanında tuz kütlesinin içerideki tuz kütlenin 30 kilogram olacağına lütfen dikkat edin. Ayrıca E üzeri eksi 0,1 T'yi E üzeri eksi 4'e eşit olması durumunda zaman sabitinin 4 tau olacağını biliyoruz. O zaman 0,1 T eşittir 4. Dolayısıyla T eşittir 40 saniye sonunda bu 30 kilogram son limite ulaşmak için %98 miktarının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bunu şu şekilde kontrol edebiliriz. 40 saniye için yapalım. 30 eksi 25 çarpı E üzeri eksi 0,1 çarpı 40 eşittir 29,53 kilograma ulaşacaktır. İçerideki tuz kütlesinin sürekli arttığına dikkat edin lütfen. Dolayısıyla şu ifade ortaya çıkacak. 29,53 bölü 30. Bunun yüzdesini aldığımızda bunun yaklaşık olarak %98 olduğunu görürüz. Yani 40 saniye sonunda %98'e ulaştığını görüyoruz. Benzer işlemi zaman sabitinin 4 ya da 5-6 katları için de deneyip kontrol edebiliriz.